Kardeşler selamun aleyküm. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun inşallah. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Edile-i Şeriye olduğu gibi Edile-i Nuriye var. Edile-i yani nasıl ki Edile-i Şeriye'de kitap, sünnet, icma, kıyas olduğu gibi Risale-i Nur cemaatinde de muhakemat 49'da söylüyor. Rubu bulmayan kışır ile meşgul olur mevzusu var ya o. Şimdi ben size bir yazı okuyacağım. Sonra muhakemattan bir şey göstereceğim. Bunu nur talebesi yaparsa artık gerisini düşün. Demek ki Risale-i Nur tahkiki okunmayınca ne oluyor? Bak şimdi Risale-i Nur arkadaşlarımızla beraber olduğumuz WhatsApp grubunda bir kardeş şunu paylaştı. Denk geldim. Ama Risale-i Nur'la alakalı olduğu için e, nur talebelerine zarar verme ihtimalinin olduğundan dolayı Cevap vermek zorunda kaldım. Mesela başlık şu. Ölüm anında niçin ağlıyorsun? Metni okuyorum. Yani Risale-i Nur okumanın niçin bu kadar mühim olduğunu görmenizi istiyorum. Zaten talebeleri biliyor da. Risale-i Nur'a dost olan, Risale-i Nur'u tahkik okumayan insanlara ne kadar zararlı olduğunu ve Risale-i Nur ne kadar mühim olduğunu görmelerini istemek için okuyorum. Bak başlık şu. Ölüm anında niçin ağlıyorsun? İbn Abbas radıyallahu an şöyle rivayet eder. Bir gün Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam efendimiz mescitten çıkıp şeytanla karşılaşınca seni benim mescidimin kapısına kim getirdi diye sordu. Şeytan Allah getirdi dedi. Resul Ekrem niçin getirdi diye sorunca şeytan istediğini bana sorman için dedi. Ayaklarıma bu kağı vuruluyor. Resulullah Efendimiz sordu. Şeytan cevap verdi. Ey melun, ümmetimi cemaat ile namaz kılmaktan neden men ediyorsun? Ya Muhammed, ümmetin cemaatle namaz, namaza başladığı zaman beni şiddetli bir sıtma tutuyor. Onlar namazlarını bitirip dağılıncaya kadar ben, benden çıkmıyor. Ey melun, Ümmetimi ilim öğrenmekten ve duadan niçin men ediyorsun? Ya Muhammed, ümmetin dua ettiği zaman ben kör ve sağır oluyor. Onlar dağılıncaya kadar bu hal benden gitmiyor. Ey Melun, ümmetimi niçin Kur'an-ı Kerim okumaktan alıkoyuyorsun? Ya Muhammed, ümmetin Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca ben kurşun gibi eriyor. Ey Melun, ümmetimin için cihat etmekten alıkoyuyorsun? Ya Muhammed ümmetin cihat için sefere çıktığı zaman ayaklarıma bu kağı vuruluyor. Onlar dönünceye kadar bu kağı ayaklarımdan kalkıyor. Onlar haca gittikleri zaman zincirlerle bağlanıyor. Onlar sadaka vermeye niyet ettiklerinde başıma bıçaklar konuyor. O bıçaklar beni kesiyor. Ebu Mansur bin Zakir salih ve zahit bir zat idi. Vefat ettiği vefatı yaklaştığı zaman çok ağladı. Ölüm anında niçin ağlıyorsun diye sorulduğunda hiç gitmediğim bir yola gideceğim için ağlıyorum diye cevap verdi. Vefat ettikten 4 gün sonra oğlu Ebu Mansur bin Zakir'i rüyasında gördü. Ey oğlum burada işler zannettiğinden çok daha zor. Rabbim bana ey Mansur bugün buraya hangi amelin ile geldin diye sual etti. Ben de ya Rabbi 30 30 haç yaptım. Kendi ellerimle muhtaçlara 40 bin dirhem dağıttım. 40 harbe katıldım dedim. Hak Teala onların hiçbirini kabul etmedim buyurdu. Ben o zaman ben muhakkak helak oldum ya Rabbi dedim. Allahu Teala bu gibi şeylere bakarak azap etmek keremimden değildir. Ya Eba Mansur falan gün Müslümanların ayağa çarpmasın diye yoldan küçük bir taş parçasını kaldırmıştın. İşte bunun için sana acıdım. Zira ben iyilik yapanların iyiliklerini asla zayetmem buyurdu dedi. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi dualarınızı istihdam ederim efendim diyor. Türkiye gazetesinden alınmış siz de gördünüz. Ne var bunda canım? Bak iki tane korkunç bir hata var. Bir bilerek veya bilmeyerek Allah Resulü'nün hadisine bir evliyanın rüyasını sokuluyor. Mesela sanki onun devamıymış gibi o şeytanla münazarası aynen doğru. Gidiyor 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 cihat. Ondan sonra onlar haca gittikleri zaman zincirlerle bağlanıyorum. Onlar sadaka vermeye niyet ettiklerine başıma bıçaklar konuyor bıçaklar beni kesiyor. Ebu Mansur diye başlıyor. Yani sadakayı böyle anlatıyor. Şimdi bu zatın bir kere ata bu hadisin sanki devamıymış gibi. Bu yanlış. İkinci çok mühim yanlış şu abiler. Kardeşlerim Bak kaynak göstereceğim size. Diyor ki e, ne yapmış bu e, bu bizim başımızın efendi tacısı tacı olan Allah'ın evliyası kaç tane hac etmiş? Dur bir daha okuyayım. E, Ebu Mansur Zahid vefat ettiği anda e, sonra rüyasında gördüm oğlum çok bakayım. Ya Rabbi 30 hac yaptım diyor Allah kabul etmiyor. Ellerimle muhtaçlara 40 bin dirhem dağıttım diyor. Allah bunu ka kabul etmiyor. 40 harbe, harbe katıldım. Allah onları kabul etmiyor. Ee, ne yapmıştı Allah, Allah onu affetmiş? Ya Eba Mansur falan gün Müslümanların ayağa çarpmasın diye yoldan küçük bir taş parçasını kaldırmıştın. İşte bunun için sana acıdım. Yani Allah bir Müslümanın başka bir Müslümana zarar olmasın diye bir taşı kaldırıyor, affediyor ama 30 tane hacını kabul etmiyor. 40 tane cihadını kabul etmiyor. 40 bindirem eee tasadukunu kabul etmiyor. Bunu okuyan ne anlar? Bak feraset başka bir şey. Mümin imanın nuruyla bakar. Bunu ne, bak nasıl anlar? Ben size muhakemattan okuyayım. 7. mukaddeme muhakemat. Mubahala ihtilalcıdır. Şöyle ki beşerin seciyelerindendir. İnsanın fıtratında var bu. Telezüz ettiği şeyden yani hoşuna gittiği şeyde meylü tezayüt yani hoşuna gittiği şeyleri ziyade etmek, mübalağa ile çoğaltmak. Vasfettiği şeyde meylü mucazefe, hikaye ettiği şeyde meylü mübalağa. Bir hikaye mi ediyor? Bir şey öne mi çıkartacak? Yani sadakayı mı öne çıkartacak? Mübalağa ediyor. Öteki tarafta haç farzını, cihat farzını sadaka vermek zengine farz olan şeyi aşağıya düşürüyor. Mubala ile ve bir rüya, bir Müslümanın, bir Allah'ın velisinin rüyasını zahiri şeriatta farz olanlarla kıyas ettiriliyor. Bilerek veya bilmeyerek. Mubala ile hayali hakikata karıştırmaktır. Usta da aynı misali verecek. Yoksa bunu yayınlayan kardeşe itabım yok. Ama böyle araştırmadan, şey yapmadan bakın piyasada ne? Türkiye gazetesi Türkiye gazetesi ne olduğunu belli, malum. Bak onu bu hadisi şerifte devam etmiş. Bak göreceksin bak evliyalar, ansiklopedisi hep böyle bakın bak neler göreceksiniz. Ölçü burada. Mahkemati devam ediyorum. Bu seciye-i ile yani bu mubalarlarla yani haddinden aşarak bir şeyi öne çıkartmak, bir bir sadakayı, bir sünneti, bir mendubu öne çıkartmak için farzlarla kıyas etmek seciye seyye yanlış bir fiil ile iyilik etmek fenalık etmek demek. Bilmediği halde tezidinden noksan, bilmediği halde güya onu büyütüyorum derken dinin hükmünlerini noksan etmek, İslahından güya islah ediyor, fesat ediyor oysa islahından fesat, metinden zem, tahsininden kubuh tevellüt eder. Zira muvazzenet ve tenasüpten yani kantar ve ölçüden nasibi olmayınca bak Muvazenet ve tenasüpte naşı olan hüsnü min haysu la uğur. ne demek? Şuur'u taluk etmediği taraftan hissedilmediği yerden ihlal eder. Şimdi aynen bu tıp bu 30 tane hac, 40 tane cihat, 40 bin dirhemi tasadduk edip kabul edilmiyor. Öteki tarafta bir taşık sokaktan kaldırıyor. Kabu onun için affediyor. Bak aynı buna benzer bir misal var burada. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiat etmek bir ilaç faydalı olsa dahi haddinden aşıp çoğaltmak, fazla içmek devayı devayı dae inkılap etmek, şifayı hastalığa dönüştürmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergip ve terip gibi yani hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı bir şeyden reddetmek veya bir şeyi öne çıkartmak, rağbet ettirmek ile gıybeti katle musavi veya ayakta bevletmek, zina derecesine göstermek, veya bir dirhem tasadduk etmek, taşı kaldırmak gibi bir dirhemi tasadduk etmek, haca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler, kat, kat ve zinayı tahfif, hacın kıymetini tenzil ediyor. Bu sıra binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Evet, muvazenesiz vaizler çok hakaiki neyire-i diniyenin husufuna sebep olmuşlardır. Demek ki bu sıra bilen vaiz eden adam hem hikmet sahibi olacak hem muhakemeli olacak. Muhakeme demek bir elinde kantar bir elinde metre olacak. Metre ve kantarla ölçmekle beraber hikmet ehli olacak. Bu sözler söylerken yayarken kimin işine nasıl yarar? Kimin nesine zarar verir? Demeli. Evet diyor. Bak evet. Muvazenesiz vaizler çok hakaiki neyri diniyenin husufuna sebep olmuşlardı. Çok dinin açık hakikatlarını kapatmasına vesile oluyor. Şimdi bak diyor ki Risale'de burada Mubalalı bir şeye tergip yani rabet ettirmek. Mesela e, yoldan taşı kaldırmayı ne kadar ümmetçilik olduğunu anlatırken diğer taraftan e, e, bir şeyi de mesela men etmek için gıybetle katille muvazene ediliyor. Ayakta bevletmeyi men edecek. Ayakta bevletmek cemaat ne kadar kötü biliyor musun? Kabe'de annesiyle şöyle şöyle yapmak gibidir. Vay, Allah Allah ne kadar kötüymüş ya. Ne yaptın? Ne yaptın kardeşim sen bununla? Yani güya ayakta bevletmeyi büyük göstermek için zinayı ayakta bevletmek seviyesini getirdin. Dinleyen ne diyecek? Cahil yeni genç. Diyecek ki ha zina bu kadar basit mi ya? Ayakta Zaten Ben gündelik ayakta hep yapıyorum ben bunu. Yani o cinsten bir şey şimdi. Yani böyle bir kantar düşünün. Kantar, dengeli kantar. iki kefesinde de taşlar var büyük. Hatta ustadı misalim vereyim. Bir kantar düşünün diyor. İki kefesinde dengeli dağ var. Dağlar konmuş. Bir kefeye ceviz koysan o kefeyi aşağıya öteki dağa, öteki kefeyi havaya kaldır. Şimdi koca dağ ceviz mi kaldırdı? Denge. Şimdi ayakta güya bevletmeyi e, men etmek için işemesin diye zina seviyesine indirmek. Zinayı Hafife almaktır. Birdir dirhem tasaduk etmek. Aynı burada geçtiği gibi. Ebu Mansur bin Zakir'in e, rüyası. Lan rüya dine ölçü müdür? İmam-ı Rabbani Hazretleri e, ben ge geceyi ve gecenleri sevenleri sevmem diyor. Hem bu Türkiye gazetesi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne çıkarır. Hem de kişilerin, evliyaların menkıbelerini rüyalarını dinde ölçü yapar. Kardeşim ölçü bitti mi ki kişilerin rüyaları ölçü olacak. Ne zaman rüyalar dinin emirlerine ve haramlarına paralel gider, teşvik makamında olur, söylenilir. Ama dinin hükümlerini basite almak, düşürmek makamında bilmeyerek, bunu bilerek yapmazlar. Ama bak bir dirhem tasadduk etmek, muhakimat 7. mukavedemeden okuyorum. Bir dirhemi tasadduk etmek. Sadaka vermek aynı bu misalde olduğu gibi bak bir diremi tasaduk etmek hacca mukabil tutmak gibi muvazenesi sözler ne yapar katli zinayı düşürüyor tafif ediyor hacın kıymetini tenzil ediyor. Yani bir böyle dirhem tasaduk etmek şimdi 10 lira 5 liraya haca iş tutmak ne yaptın peki e, güya sadakayı büyütmek için hacı sadaka seviyesini indirdin oysa hac var. Kardeşim, duramadım. Duramadım. Yani böyle muvazenesiz, muhakemesiz e, İslam'a zarar vermek, hem de hak bilinen insanların vasıta yapmaları, kopyala yapıştırla yay yaymaları ağrıma gidiyor ya. Yapmayın. Risale-i Nur'u ciddi okuyun. Defter alın. Defter alın. Risale-i Nur talebesinin unvanı 3 tane unvanı var. Okur yazar, dinler. Yazmayı yazıcılara, okumayı okuyuculara tembelliğimize en uygun olan dinlemeyi 45 dakika dinledikten sonra da hemen çay faslında başlıyoruz şeylere. Ondan sonra şimdi bu ne kadar kolay değil mi? Bak ne kadar kolay. Evet. Bu muhakematta aynen bu misal vardı. Arkadaşlar, laikalar çok önemli bu hatalara düşmemek, Müslüman kardeşlerimizi uyarmak için vazifemizdir. Laikaları okuyunca insan nesi artar? Feraseti artar. Ee, i̇man esasları, sözler, mektubat, lemalar, şualar, asay, musa gibi eserler imanımız inkişaf ettirir. Kastamonu layıkası, Barla layıkası, Emirdağ layıkası, tarihçe hayat, Sikkiy Tastiki, Gaybiye gibi eserler de bize feraset verir, anlayış ve idrakımızı artırır. Her duyduğumuz, her gördüğümüzü mu muvazene ve muhakeme ettirir. Elimize layıkalar metreyle kantar verir. Metreyle metreyle kantar verince muhakemeli oluruz. Hani o mekt e o Risale-i Nur talebelerinin 4 Edile-i Nuriyesi'nde bazı nakledeyim ve mevzuyu kapatayım. 12. mukademe lubbu bulmayan kışır ile meşgul olur. 1. Edile-i Nuriye 1. 2. Hakikati tanımayan hayalata sapar. 3. Sırat-ı mustakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. 4. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Rabbime emanet olun. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Nur talebelerinin her bir efradına iştirak-ı amali uhrevi eden hisselerimizi ziyade eylesin. Birbirimize de duadan unutturmasın. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima.